Selim abi hoş geldin. Hoş bulduk Meli. Taraftarlar tekrar senin ismini sayıkladı. O yüzden tekrar seni buraya davet ettik. Daveti kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Rica ederim. Benim için de çok büyük keyif burada olmak. Şu atı da görmek istiyordum. O yüzden özellikle bu at resmi için geldim. Beğendin mi peki? Muhteşem. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, senin kitabını Alper abi biraz bahsetmişti zaten. Daha doğrusu düzelteyim, senin evet. Kitabın değil. Analiz yayıncılığım, evet. Ortak çalışmamız diyebiliriz. Ortak çalışmamızın kitabını tanıtmıştık. Şimdi herhalde yeni bir kitap daha bitirdin. Yine böyle bir 10.000 saat falan çalışarak muhtemelen. Sorma. Hayatını heba ederek yeni bir kitap daha bitirdin. O kitabı öğrenmek istiyoruz aslında bu videoda. İstersen bir kısaca bahsedebilirsin. Tabii ki aslında burada görüyorsunuz Analiz Yayıncılığın Dünya Şampiyonları serisi. Alexander Alein de bu serinin 4. kitabı. Aslında 3 kaba plankayı bekliyoruz ama seri bu şekilde tüm dünya şampiyonlarının hayat hikayelerini ele alarak devam edecek. Bu çok önemli bir çalışma Türk satrancı için. Herhangi bir kitap değil bu. Çünkü tüm büyük satranç ülkelerinde bu dünya şampiyonlarının hayatlarını ele alan, işte klasiklerini ele alan eserler görürsünüz. Bu bir anlamda da hani Türk satrancının ciddi bir eksiğiydi. Selim Palavan Usta'yı belki anmak gerekir. 90'larda onun İnkılap Yayın Evi'nden bir kitabı vardı ama o tek kitapta tüm dünya şampiyonlarını ele almaya çalışmıştı ve Kasparov'un sanırım 90'lı yıllarına kadar gelebiliyordu. Şimdi biz çok daha detaylı bir kitap bir şampiyon 300 sayfaya yakın böyle bir külliyat oluşturma çabasındayız. Yolumuza devam ediyoruz. Bence çok başarılı bir şekilde de gidiyorsunuz. Zaten videoların altında da güzel yorumlar görüyoruz. Selim abinin kitabını aldık. Çok 100 falan gibi. Peki o zaman ufak ufak kitap hakkında sorular sormaya başlayayım. Tabii ki daha önceki videoları takip edenler az çok tahmin ediyordur ama yine de bu kitap hangi seviyeye yönelik? Siz çok güzel söylemiştiniz aslında Alper Efe'nin Steiniz tanıtımında. Bu satranç severlere yönelik herhangi bir oyun seviyesine gereksinim duymuyoruz. Çünkü satranç tarihi, kültürü dediğimiz olay %90 dünya şampiyonlarının hayat hikayelerinin üzerine oturtulur. Çünkü şöyle düşün, tüm dünya şampiyonlarını incelediğin zaman bir kere tüm maçları görüyorsun. Maçlara çıkmış, aday olmuş ama hani unvanı alamamış baba isimleri de görebiliyorsun. İşte mesela Chigorin'di, Rubinstein çıkamadı maçı ama hani sonuçta o da çok büyük bir isim. Görüyorsun hepsini, işte Keresi'ydi, Korçnoy'du vesaire sayamadıklarım için Bronstein falan. Ve satranç tarihini bütününü yaşıyorsun. Kandidat turnuvalarını görüyorsun, oradaki dramları, işte karakterleri ve çok ciddi bir satranç kültürü ediniyorsun bu sayede. Bu bağlamda yani bu seri çok önemli ve herkese hitap ediyor diyebilirim. Yani bir oyun seviyesine ihtiyacınız yok. Benim derdim burada hani bu kitabı alın, 100 elo puanı kazanın değil. Bu kitabı alın ve satranç kültürü edinin. Tek derdim bu. Yani bir şey olmuşsa onun arkasındaki sebepleri ve oradaki çarpıcı noktaları ben aktarmak istiyorum. Yoksa bu böyle oldu. Burada çok ciddi öğretici bir işte piyon finali var. Bu gözle ben yazmıyorum. Tamamen tarihi aktarmak, kültürü, bilgiyi aktarmak istiyorum. Çok mütevazı da davranıyorsun bence bir yandan. Çünkü içinde ben karıştırdığımda görüyorum da çok faydalı örnekler. Ki zaten direkt yazdığınız şeyler dünya şampiyonluğu maçları olduğu için, daha doğrusu dünya şampiyonları üzerine yazıldığı için hepsi faydalı şeyler yani. Bilmemiz gereken, tabii ki satranç kültürü de var işin içinde ama hamleleri de bilmemiz gerekiyor. En azından ezberi olmasa da işte o klasikleşmiş fikirler, orada gördüklerimizi, mesela Magnus bugün oynuyor ve neden oynadığını anlayabilmemiz için önce bunu anlamamız gerekiyor. Sonra Magnus'u anlamamız gerekiyor. Sonra kendi maçımıza entegre etmemiz gerekiyor bu fikirleri. O yüzden aslında satrancımızı da geliştiren tarafı da var. Bence sen orada biraz mütevazı davranıyorsun. Çok güzel söyledin. Doğru. Sadece şunu demek istiyorum. Yani günümüzde bilgisayarlar ve yani günümüzün büyük ustaları o kadar kuvvetli oynuyorlar ki ben şimdi buradaki oyunları bilgisayarla analiz ederken tabii arada ciddi farklar görüyorum. Doğruya doğru ama tabii bu klasiklerin değerini asla azaltmaz. Çünkü o motifler ilk defa orada uygulanıyor. Sonra geliştiriliyor. Bu her sanat bilim dalında olduğu gibi. Yani ben hep aynı örneği veririm. Şimdi mesela Newton yer çekimini bulurken hani onun komik hikayesi var, işte elma düşüyor, yer çekimi bir şeyler yapıyor. Bugün herhalde ortaokul fizik kitaplarında çok daha fazlası var. Yani Newton'un o gün yazmaya çalıştıklarından ama bu Newton'un değerini asla azaltmaz. Çünkü adam bunu kaç yüzyıl önce ortaya koyuyor. Satrançta da aynı durum var. Yani millet sadece fedalar üzerine böyle atak oyun algılarken işte önce Steiniz geliyor, bir stratejik derinlik koyuyor. Sonra Lasker geliyor. Ya diyor, rakibe göre strateji belirleyebilirim diyor. Capablanca muhteşem bir oyun sonu tekniği, sade bir teknik. Bugün işte Carlsenvari bir oyun oynuyor. Diyor ki yani ben stratejik de oyunları hani vurdulu kırdılı olmadan kazanabilirim diyor. Alehin geliyor. Ya diyor, işte dinamizm diye bir olay var. Piyon veririm ama karşılığında şunu elde ederim diyor falan. Hani hepsi böyle tuğlaları üst üste koyuyor. Hepsi birbirinin omuzlarına basarak böyle işte Carlsen'e kadar gelişiyor. Son seviye Carlsen. Bakalım sonra neler olacak. Biz de bekliyoruz. Evet. Bu videoyu çekerken de tabii adaylar turnuvası oynanıyor. Evet. Bakalım
Magnus'un rakibi de kim olacak? Hı hı. Evet, istersen kitabı az çok tanıdık. Hı. Yani seni tanıyor var, şöyle o kısma girmedim ama. Kitabın bölümlerini anlatabilirim istersen. Hı, hani tamam. Ne bekliyor? Şimdi kitap birkaç bölümden oluşuyor. Hayat hikayesi var. Bu kitabın çok büyük bir bölümünü oluşturuyor. Bu biraz roman tadında. Yani oyunlar da var ama çok fazla metin var. İşte şuraya seyahat etti, başına bu geldi, işte evlilikler, o dönemki tarihi olaylar, işte Bolşevik İhtilali, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, vatanından kaçması gibi böyle enteresan olaylar ve hani oradaki karakterlerin nasıl etkilendiğini görüyorsunuz. Ta ölümüne kadar tüm hikayeyi anlatıyoruz. Daha sonra Dünya Satrancı'na Mirası diye bir bölümümüz var. Burada da Aleyhin neden önemlidir, ne katmıştır bunu anlatıyoruz. İşte açılışları, stili, sözleri, onun hakkında söylenenler vesaire. Aslında belki de en önemli bölümlerden biri bu. Daha sonra kariyer tablosu var. İşte nerede ne yaptı, ne oynadı, onların matematiksel bir şekilde dökümü. Ve benim favori bölümüm dönemin yıldızları. Dönemin yıldızlarında da o dönem yaşamış ama hani asla dünya şampiyonu olma şansı dahi elde etmemiş ama çok önemli figürlerin böyle 7-8 sayfalık kısa biyografileri ve onların örnek oyunları var. İşte Aleyhin'de mesela Milan Widmar'ı, Efim Bogoliov'u, daha sonra Spielman, önemli isimleri tanıtıyorum. Ve son olarak da bir soru kısmımız var. 180 tane soru ve yanıtları. Yani kitabın içinde aslında böyle sanki kitap içinde kitap gibi. Yani birden fazla bölüm ve hani farklı kişilerin ilgisini çekebilecek alanlar var. Bu da işte Alper Efe'nin aslında analiz yayıncılığın yaptığı bir yenilikti. Daha önce bu kadar nasıl diyeyim varyasyon içeren bir dünya şampiyonluğu serisi çok azdır yani biz bilmiyoruz, görmedik. Bu arada benim en sevdiğim kitap tarzı diyeyim yani kitap nasıl yani başından sonuna önce anlatım yapıp daha sonra soru sorma şekli benim en sevdiğim kitap tarzıdır. Çünkü sadece anlattığın zaman yeterli olmuyor bence, kalıcı olmuyor. Bir yandan da sorular sormak lazım ki o soruları çözünce zihnimizi de çalıştırıyoruz. Yani aslında önce örnek veriyorum şu an matematikten mesela. İşte türev integral nasıl alınır? Hani önce bir anlatılıyor, evet. Der, konu anlatımı yapılıyor. O kitap sadece onunla biterse muhtemelen tam öğrenemeyeceğiz onu. Önce sonra soru çözümü de olması. Kesinlikle. Satrançta da bu şekilde olması benim açımdan en azından. Ben bu tarz kitapları daha faydalı buluyorum. Kendi okuduğumda daha çok verim aldığımı düşünüyorum. Ve yüzden bu kitabın da bu şekilde olması bence çok iyi olmuş. İstersen yavaş yavaş bir tane örnek inceleyeceğiz herhalde. Tabii. Ona geçebiliriz. Tamam. Aleyhin'le Marshall arasında 1927 New York turnuvasındaki oyunu göstereceğim. Çünkü şimdi tabii biraz kendimle çeliştim ama çok öğretici bir oyun. Evet. Keyifli de bir oyun bence. Kitaptan göstereceğim. Aleyhin beyaz, Marshall siyah. Hemen tabii ben tarihi bir bilgi de vereyim. Bu turnuva dünya şampiyonluğu maçı öncesi son durak, son test. Capablanca bu turnuvayı domine ediyor. Çok ağır bir skorla kazanıyor. Namalup, ezici bir skorla. Aleyhin ikinci olup adaylığını sağlama alıyor. Yani Aleyhin bu turnuvada başarısız olsa Capablanca ile yapacağı ünvan maçının tehlikeye girme durumu var. O dönem böyle adaylar gibi bir durum yok. Oyuncular finansman buluyorlar. Kendini ispatlıyorlar. Saygınlısını kazanıyor diğer meslektaşlarının ve diyorlar ki tamam sen dünya şampiyonluğuna oynamak için uygun bir isimsin. Bu şekilde işliyor. Bahsettiğimiz işte 1927 neredeyse 100 yıl önce. Pekala, Aleyhin beyaz. D4. At F6, C4, E6, At F3 ve şimdi Marshall'ı yakından tanıyanlar bilir. Çok enteresan bir oyuncuydu Frank James Marshall. Tuzak kurmaya bayılırdı ve böyle oyunları kayıp vaziyetlerden çevirme konusunda da ustaydı. Çok ilginç fikirleri vardı. Burada anormal bir hamle yapıyor. At E4 daha önce gördün mü böyle bir şey? Hayır, değil mi? Çok garip. Hatta sen bunu anlatırken diyorum ki ne yapmış olabilir? Değil mi? İkinci hamle. İkinci hamle. At E4 geliyor. Aslında fikri herhalde F5 sürüp daha sonra bu işte şah kanadında biraz alan kazanıp atak imkanı bulmak. Aleyhin burada doğru tepki veriyor. At FD2 çekiyor. At FD2 önemli çünkü belki F piyonunu kullanacak bu atık olmak için. Ve şimdi gene Marshall'ın sinsi tarafını görüyoruz. Fil B4 geliyor. Şimdi bir tuzak kuruldu. Buradaki güzellik şu. Fil B4'ün bu atı açmaza almasından daha da sinsi bir tarafı var. Eğer yanlışlıkla A3 sürersen, tabi Aleyhin bu tuzağa düşmüyor. Vezir F6'dan sonra F2 tutmanın yolu yok. Böyle küçük bir tuzak kurmuş. F3 sürdüğüm vakitte Vezir H4 geliyor. Bu artık klasik diyelim motif. Tabii ki Aleyhin bu numarayı yemiyor. Burada Fil B4'ü Vezir C2 oynamış. Şimdi artık Vezir F6'la işe yaramıyor. At bir kez daha istek altında. D5, At C3. Ve F5 çok riskli bir şey yapıyor siyah burada. Çünkü C8 filini iyice gömdü. Sanki Hollanda savunmasının yani taş duvar yapısının farklı bir versiyonunu oynuyor gibi. Ama yorumcular daha sonra bu oyunu analiz edenler yani siyahın açılı stratejisini çok riskli olarak değerlendirdiler. At D çarpı E4 almış Aleyhin. F çarpı E4.
Fil F4, beyaz çok mantıklı bir şekilde taşlarını geliştiriyor. Kısa rok. E3. C6. Fil E2 oyunun buralarını hızlı geçiyorum. At D7. A3 fili kovmuş. Fil çiftini veriyor musun, vermiyor musun? Tabii ki bu koyu renkli kareleri teslim edemez. Vakit de kaybetmiş burada. Fil E7'li ve kısa rok. Şimdi oyunun kritik yerindeyiz bence. Pozisyona baktığımız zaman beyazın çok mantıklı oynadığını görüyoruz. Tüm taşlarını çok basit bir şekilde oyuna çıktı. Özel bir şey yapmadı beyaz. Ama siyahın tabii çok ciddi bir problemi var. Bu fili nasıl adam edecek? Hollanda savunmasına aşina olan oyuncular bilirler ki belki bu fil işte D7, E8 ama hani orada da nereye koyacaksın? O da çok belli değil. Sıkıntısı var. Yalnız burada stratejik bir unsur var. Siyah gelişimde geri ve problemleri var. Oyunu olabildiğince kapalı tutması lazım. Oyun kapalı kaldığı sürece siyah manevralarla belki gelişimde sayıyı eşitleyip oyunda dengeyi kurabilir. Yalnız Marshall çok agresif bir oyuncu olduğu için işte o dönem karakterler çok ön plana çıkıyor. Ne yapması gerektiğini tam bilemeyip stiline uygun hamleler yapmaya başlıyor ve konumu berbat ediyor. Yani agresif oynuyor. Burada siyahın agresif oynama lüksü pek yok. Biraz hani frene basması gerekiyordu. Oyunu siyah öyle bir açacak ki Melih, daha iyi bir intihar şekli yok yani. Muhteşem bir intihar şekli bak. Çok orijinal. Şimdi fil G5 oynuyor. Bu da stratejik olarak biraz şüpheli. İyi filini değişecek. Aleyhin şimdi çok doğru oynamaya başlıyor. F3. Ündem. Beyaz dediğim gibi daha çok taşla oynuyor ve tabii ki pozisyonu açması lazım. Fil çarpı F4. EF4. Ve kale çarpı F4. F çarpı E4. Oyun gördüğümüz üzere beyazın lehine açılmak üzere. Kale çarpı F1 ve kale çarpı F1. Meydana gelen takaslardan sonra görüyoruz ki beyazın avantajı büyüdü. F hattını kontrol ediyor. Merkezde de iyice hakim vaziyet elde etti. Yine siyahın herhalde atı çekerek ya da veziri böyle E7'ye gelerek bir sama ama D5 piyonu bu sefer sıkıntılı. Problem var yani ciddi problemleri var. Burada ben kitapta D çarpı C4 önermişim. Derin analizlere girmiyorum. Yani siyahı kurtarmak burada çok zor. E5 sürmüş Marshall. İşte bu başlıyor şimdi köprüye çıktı birazdan atacak kendini aşağı. Yani başka türlü de bir satranç şeyi bulamıyorum burada yani nasıl anlatılır bu. Siyah inatla oyunu açıyor. Vezir D2 oynamış aleyhin. Ünlem kuvvetli bir hamle taktik olarak. D4'ü tutmasının yanı sıra birazdan göreceğiz. Ve şimdi diyagram geliyor. C5. Böyle bir şey gördün mü daha önce? Ben bunu daha önce görmemiştim. Sen kitabı bana hediye edince biraz incelerken fark ettim. Yani hayatımda ilk defa görüyorum. O kadar güzel bir şey ki. Yani pozisyon böyle ilk oynamış diyorum. Şu C5 oynamışsın ilk oynamış ki şu pozisyonu görebilmişiz yani. Bazen kaybeden tarafın katkısı çok büyük oluyor. Evet. Çok büyük oluyor. Hatta ben şöyle bir yorum yapmışım. C5 sürüşü için hangi yorumu yapmam gerektiğini tam bilemiyorum. Bu sebepten ötürü hani Marshall'ın hamlesini eleştirmiyorum tadında bir şey söylemişim. Siyah hani oyun boyunca yanlış bir plan uyguladı. Yani burada öğretici kısmından bahsetmek gerekirse A8 ve C8'de taşlar dururken oyunu böyle inatla açmaya çalışıyor ve şimdi Alexander Aleyhin'in kuvvetli yanı ortaya çıkıyor. Aleyhin buraya kadar gayet stratejik, mantıklı oynadı. Herhangi bir taktik bir şey yapmadı. Ama şimdi burada çok güzel bir bitiriş yapıyor. Taş fedasına başvurarak oyunu derhal sonlandırıyor. D çarpı E5 alıyor. D4 ve işte vezir neden D2'ye geldiğini anlıyoruz. Muhtemelen bunu kurguladı. Şimdi vezir F4. Burada beyazların tek güvencesi siyahın ordusunun oyunda olmayışı. Güzel bir diyagram geliyor. D çarpı C3 atı almış. Vezir F7 şah. Şah H8. Ve şimdi çok sakin bir hamle. D çarpı C3. Oyna diyor. İki tane izole duble piyon var ama siyahın doğru düzgün hamlesi yok. At E5 alamıyor. Vezir F8 mat var. At oynamıyor kolay kolay. Tabii ata dokunamıyor. Haliyle file dokunamıyor. Haliyle kalede hiçbir şey yapmıyor. Bu konum kazanç. Vezir G8 denemiş. Marshall ne yapsın? En mantıklısı. Vezir E7 sakin bir hamle. Değişen bir şey yok diyor beyaz. Hala hiçbir şeye dokunamıyorsun. H6. E6 sürebilirmiş belki ama önce güçlerini burada yoğunlaştırmak istemiş. Flash 5. Bitiyor oyun birazdan. Çaresiz yani artık Zugzwang mı demeliyiz yoksa hamlesizlik bir boğulma enteresan bir tabir yani Zugzwang değil tam olarak ama yapacak hiçbir şey yok. Engelleyemiyor. A5 sürmüş. Kaleye buradan gelecek herhalde A6'dan. E6 şimdi. G6. Buralar artık önemsiz arkadaşlar. Oyun bitiyor. Birden fazla kazanç var. E çarpı D7. Fil çarpı D7. Aleyhin fille uğraşmamış. Kale F7'den sonra siyahlar terk etmiş. Çünkü vezir F6 ile
mat gelecekti. Bir sonraki hamlede. Oyunun iki bölümü var aslında. Aleyhin'in bir çok mantıklı oynadığı, sakin oynadığı, stratejik oynadığı bir etap. Ama sonra fırsat gelince hemen taktiği uyguluyor. Feda'yı yapıyor ve oyunu kısa yoldan bitiriyor. Yani Beyaz orada Feda yapmasa da muhtemelen iyi vaziyet elde edecekti ve oyunu sakin bir şekilde kazanacaktı. Mesela Cabo Blanco olsa muhtemelen farklı bir yöntem uygulayacaktı ama işte Aleyhin de gücü buydu. Yani böyle fırsatları yakaladı mı kaçırmıyordu ve o dönemki ustaları çok ağır cezalandırıyordu. O yüzden zaten çağının zirvesine çıktı. Ve bu da Aleyhin'in herhalde bitirici özelliğinin ne kadar yüksek olduğunu da göstermiş oluyor bir yandan. Çünkü bazen bu tarz konumlarda nasıl olsa pozisyonum iyiyim, yavaş yavaş geliştireyim derken bazen o elimizdeki dinamizmi kaybedince kazançtan eşitleniyor ve hani beraber oluyor bazen ama böyle daha net, keskin şeyler oynadığımız zaman da kazanç oranımız ve bitiricilik oranımız artıyor. Tabii bunun eksileri var, artıları var. İyi taktisyensen her zaman başarılı olursun. Yani yapman gereken tek şey konumu iyi okumak. Yani ne zaman harekete geçmen gerektiğini iyi bilmek. Bu anlamda bu çok örnek bir oyun bence. Yani Aleyhin'i çok iyi özetleyen bir oyun. Yani her iki tarafında görüyorsun. Mantıklı oyun ve doğru zamanda doğru kombinasyon ve doğru nasıl diyelim taktik motifler. Maçı özetleyecek olursak ben kendi gözümden bir seyirci olarak özetlemek gerekirse siyah yanlış bir açılış stratejisiyle başladı ve daha 3. 4. hamlelerde oyuna çıkmış tek taşı varken onunla ikinci kez oynadı. Ve daha sonra beyazlar doğru tepki verdi ve iyi bir pozisyonel konuma ulaştı. Ondan sonra rakibin taşları yani siyahın taşları gelişmediği için dinamik oynadı ve oyunu hemen açmaya çalıştı ki taşların gelişmesine izin vermeden bir aksiyon almaya çalıştı. Ve bunu da gayet iyi bir şekilde yaptı. Daha sonra da taktik hesap gücüyle bitirişi de getirmiş oldu. Evet. Ve herhalde baştaki en değerli kısımda E4, D4, C4. Siyahların da E5, D5, C5 piyonları. Gerçekten çok böyle sanatsal duruyor. Yani böyle iki tane satranç bilmeyen oyuncu oynuyor. Valla burada sadece bir tanesi bilmiyor gibi bir şey yaptı aslında. Evet. Ya ben bu o tip oyunları mesela Carlsen'in oyunlarından bizim için çok daha öğretici biliyorum. Çünkü orada çok ciddi bir derinlik, yer yer bilgisayar analizi veya işte piyon yapılarındaki gene bilgisayar analizi destekli çok derin stratejik şeyler var. Bu tarz oyunlar aslında bizim hani günlük turnuvalarımızda veya işte internet oyunlarımızda çok sık gelebilecek tarz vaziyetler. Bu bağlamda aslında böyle bir öğretici kısmı var tabii ki eski şampiyonların oyunlarının. Yani rakibi nasıl cezalandırırsınız? Hatalı stratejiye karşı doğru tepki nasıl olur? O yıllardaki oyuncular bunu çok çok iyi gösteriyorlar. Bir de son dipnot olarak şeyi söylemek istiyorum. Bu tarz böyle rakip gelişmediğinde nasıl oynamak gerekiyor konusunu çok iyi inceleyen bir kitap. Alper abinin tanıttığı Açılış Stratejisinde Ustalaşma diye bir kitap var. O kitapta bunu çok iyi anlatıyor zaten. Gelişimde geri kaldığında dinamik oynamak gerekiyor. Tabii ki çok basitçe anlatıyor şu an ama onun örnekleriyle beraber çok güzel anlatıyor. Bu da örneklerden bir tanesi olmuş. Teşekkür ederiz anlattığın için ve son olarak şeyi sorayım. Bu kitabı nasıl temin edebiliriz? Şu an ben çok gururla söylüyorum. Her yerde var. Tüm büyük satranç marketleri hepsi kitabı edindi. Online satışta biz satranç kitaplarını internet üzerinden verebiliyoruz okuyucularımıza. Her yerden alabilir ama tabii ki yayıncının adresini vermek, Alper söylemek gerekir. Çünkü kitabın yayıncısı o. Satrançdükkanım.com'dan bu ve bahsettiğin tüm şeyleri bulabilir. Siz zaten videonun açıklama kısmına koyarsınız. Tabii ki yani yayıncıyı burada ön plana çıkarmak doğru olacaktır ama her yerde var. Biz muhtemelen linki koymuş olacağız. Eğer unutursak bize fısıldamayın. Ağzını unutabiliyoruz çünkü. O zaman tekrardan geldiğiniz için ve bu güzel anlatım için teşekkür ediyoruz. Rica ederim, keyifti. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.